Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Aydın ve Yörük Ali Efe, 16 Haziran 1919'da işgal Yunan'a ilk vurgunu yapan ve Aydın bölgesinde direnişi başlatan Kuvayi Milliye önderdi. Henüz genç yaşlarda Alanyalı Molla Ahmet Efe'nin grubuna katıldı. Kısa süre içinde yaptıklarıyla grubun ikinci adamı oldu. Alanyalı Molla Ahmet Efe'nin bir baskında ölmesi üzerine grubun başına geçti. 1919'da Malgaç'ta Yunan işgal karakoluna baskın yapıp buradaki işgal birliğini imha etti. Bu olayla birlikte Aydın da Yunanlara karşı direnişin ateşini yaktı. Kurtuluş Savaşımızda düzenli ordu kurulana kadar Aydın ve çevresinde 20 ay boyunca kendinden sayıca üstün düşmana karşı savaşarak Yunanların Aydın'dan Anadolu işlerine ilerleyişine set oldu. Düzenli ordunun kurulmasıyla Milis Miralay rütbesiyle TBMM ordusuna katıldı. Yörük Ali Efe, işgal ve savaş döneminde yaptığı tüm kahramanlıklardan dolayı savaştan sonra TBMM tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. 1951 yılında İzmir'de geçirdiği bir tramvay kazasından bacaklarını kaybetti ve aynı yıl tedavi için götürüldüğü Bursa'da hayata gözlerini yumdu.